Buyurun Haydar Bey. Size karşı her zaman açık ve dürüst sözlü olduğumu bilirsiniz. Hı hı. Ama maalesef karşılığını göremedim. Anlamadım. İstifanızı rica ediyorum. Beni kovuyor musunuz? İstifa diyelim. Ne derseniz deyin. Ama bana nedenini söyleyin. Bu konuşma burada bitmiştir. Sizin için bitmiş olabilir ama bana göre daha yeni başlıyor. Umarım sonradan üzülmeyeceğiniz haklı bir nedeniniz vardır. Her ne kadar saf ve masum görünse de her kadının içinde bir şeytan pusuda. Dediğim raporları istiyorum. Tabii efendim. Deniz. İyi günler. Akşam yemeği günler yedin mi? Hoş geldiniz. Deniz. Sinek kaydı olsun. Ne o abi? Hayırlı bir iş mi yoksa? Hayırlı olacak inşallah. Temiz mi jilet? Evet efendim. Hızlı geçme, biraz itinalı yap. Ah! Ah! Affedersiniz. Açsana şunu. Ne oldu amca? Dur oğlum, acelen ne? Biz soluklanalım hele. Ayrıca senin bu halin ne? Sen de ister misin amca? Ferahlatır. Deniz? Neler oluyor Deniz? Deniz. Kalemin var mı? Heh. Kara Aslan Holding'miş. Ne holding ama. Bu ne? İstifam. Ne? Ne oldu? Yoksa Efe mi? En büyük maço. Haydar Bey mi? Bey deyip durma şuna. Müsaadenle. O zaman ne yapalım biliyor musun? Yarın akşam siz gelin. Tamam o zaman, yarın akşam buluşuyoruz ha? Aha. Haydar Bey yok mu? Tamam, ben seni arayacağım. Ne oldu Deniz Hanım? Bir sorun mu var? Sorun... Zor geldi galiba. Ben sizi baştan uyarmıştım. Ben de istifa ediyorum. Hayır Natalya, sen kalıyorsun. Sen giderse ben de giderim. Saçmalama, bu senin meselen değil. Mesele? Siz neler söylüyorsunuz? Babana sor, o anlatır. Ha, ayrıca her şey bitti sanmayın. Her şeyin bir şeyi var. Asat, sen miydin? Gelmese miydim? Yok canım, henüz kimse ortalıkta yok da abimler sandım.
Üçü birden kayıp olduğuna göre otelle ilgili bir şey olsa gerek. Arasana şunları. Yapma hala ya. Gelirler şimdi. Hı, olsun olsun, sen ara. İyi düşündün mü? Sonra pişman olma sakın. Adam resmen kovdu beni. Ne yapsaydım? Yalvarsa mıydım? Hayır ama... Aması maması yok. Ok yerden çıktı bir defa. İyi de ben kendimi suçlu hissediyorum. Suçlu hissedecek bir şey yok. Benim hayatımın çivisi çıkmış çoktan. Burada bir şeyler değişir zannetmiştim ama yok işte. İt oğlu it geldi, burada da buldu beni. Demircan mı? Başka it mi var? Ama ben bunu onun yanına bırakmam. Ne olur bırak ben de seninle geleyim. Yok. Senin burada kalman daha iyi. Burada olup bitenleri bilmek istiyorum. Abla nereyeydi? Alppaşa Konağı. Tamam abla. Sefa, telefonunu versene. Telefon mu? Hayırdır? Nazlı'yı arayacağım. Defalarca aradım ama benim Tuncay, telefonlarımı açmıyor. Söyledim ben sana. Olurdu, Nazlı diğer kızlara benzemez. Ya uzatma hocam, ver telefonu bana. Yalnız al. Allah Allah ya. Sefa, iki tane meyve suyu alabilir miyim? Tamam. Efendim Sefa. Telefonlarımı neden açmadığını bir türlü anlamıyorum. Kusura bakma Tuncay. İşler çok yoğundu. Telefona bakacak vaktim olmadı. Hem biz arkadaş değil miyiz? Ne zaman istersen arayabilirsin beni. Ciddi misin? Evet. Ne zaman istersen. Sadece bu aralar işler çok yoğun. Çiftlikten dışarı çıkacak vaktim bile olmadı. Yarın seni görmeye gelebilir miyim? Ne zaman istersen. Güzel. Yarın görüşürüz o zaman. Tamam, görüşürüz. Ne yapıyorsun da bütün kızlar sana tav oluyor anlamıyorum. Ya şeytan tüyü var oğlum, şeytan tüyü. Bir bira versene lan. Garson muyum lan ben? Ney sen nesin? Orada işin ne? Sahibim buranın, ne var ne olacak? Şak da umurumda. Ver bir bira. Ne diyorsun lan sen? Tuncay. Tuncay, bırak Sefa ya. Oğlum? Yapma tamam. 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 Emin ol yanına kalmayacak. Tamam. Sakin ol. Ne alacak lan it? Ateş tamam, olsan şunun kadar yer yakarsın sen be. Şşş, tamam abi ya sakin ol. Ya bırak Sefa. Merak etme. Bu işi hallettik. Demek öyle. Vay be. Harbi bir adammış bu Haydar Karaaslan. Sorma. Ben de şaşırdım. Gayet anlayışla karşıladı her şeyi. Peki Deniz? İşin o kısmında sen halledersin artık. Ben yarın sabah İstanbul'a dönüyorum. Hallederim amca. Sen merak etme. İstanbul'a gelince de şöyle esaslı bir düğün yapalım. Dosta düşmana nazire olur hem. Tabii. Hı? Olsun. Olsun. Ne? Tamam, geliyorum. Bu ne düzensizlik oğlum? Sürekli size bunu mu hatırlatacağım? Doğru dürüst çalışın. Bu ne rezalet? Ne bu masaların rezaleti?
Ne bakıyorsun oğlum? Ne bu halin? Şu üstünüze bakın. Biraz çeki düzen verin. Deniz. Orada mısın? Ne anlattın babana? İyi misin sen? Bir şey mi oldu? Haydar Bey. Babanız kovdu beni. Nasıl yani? Basbayağı kovdu işte. Babam niye kovsun ki seni? Ben de bu sorunun cevabını öğrenmek için arıyorum zaten. Neredesin şimdi? Alppaşa konağına gidiyorum. Tamam, geliyorum hemen. Hala, ben çıkıyorum. Akşam akşam yemek vakti nereye çıkıyorsun? Ufak bir işim var hala, hemen döneceğim. Ufak bir işi varmış, delireceğim ya. Aa. Aa. İyi akşamlar abi. Hayırdır, nereye? Bir yere değil baba. Ne demek bir yere değil? Dışarı çıkmıyor muydun? Çıkıyordum da önemli değil. İyi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Yemek yemeyecek misin abi? Siz yiyin, ben aç değilim. Deniz Hanım istifasını verdi bugün. Ama aslında babam kovmuş onu. Babam mı kovmuş? Evet. Sen nereden biliyorsun? Şimdi sen söyledin ya. Az evvel sen nereye gidiyordun? Önemli değil dedim ya. Doğru. En iyisi ben babama bakayım. Bu saatte de aranmaz ki, münasebetsiz adam. Hatırlar mısın baba? Çocukken seninle bir anlaşmamız vardı. Ne zaman canım sıkılsa, odama kapansam, gelip bir derdini anlatırdım.
Karşılığında da benden kendi derdimi anlatmamı beklerdin. Galiba şimdi sıra bende. Belki bana çok uzaktasın. Belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın. Ben sana bir şey anlatacağım. Ben sana bir şey anlatacağım. Belki de çok yakınsın. Biliyor musun baba? Ben bazen kendimi çok yalnız hissediyorum. Çocukken seninle anneme imrenir. Büyüyünce hep sizinki gibi bir evliliğim olacağını hayal ederdim. Ama olmadı. Olmadı baba. Biliyor musun, annen öldüğünde duygularımın da öldüğünü sanmıştım. Ama çok yanılmışım. Bazen bir şarkıda bile kaybolabiliyor insan. Başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimseler çözmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk, hiç kimse çözmeyecek. Beni senden, seni benden, başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden, seni benden, başka hiç kimse bilmeyecek. Kulakların çınlasın, kulakların çınlasın, kulakların Aa, hayırdır abi? Uyumadın mı yoksa? Günaydın. Uyku tutmadı. Farkındayım ama alışık olmadığım için biraz garip geldi. Bir de dün geceki halini düşününce. Yok bir şey, iyiyim ben. Denizi kovmuşsun. İnsan denizde dalgayı köpüğü görebiliyor ama derinlerde ne olup bittiğini göremiyor. Sıkma canını. Bence en iyisini yapmışsın. Neyse. Ben kahvaltıyı hazırlayayım. Deniz, günaydın. Günaydın. Uyandırdım galiba. Kusura bakma. Dün gece bir aksilik oldu, gelemedim. Ama birazdan çıkıyorum. Oradasın değil mi hala? Yarım saatte gelirim. Tamam. İyi. Görüşürüz o zaman. Günaydın. Yiyecek bir şeyler isteyecektim ama. Oda numaram 114. Omlet yapıyor musunuz? Neli var? O zaman bir mantarlı omlet, bir de çay. Yok, başka bir şey yok. Teşekkürler.
Fazla oyalanmayın buralarda. Siz de bir an önce dönün. Tamam amca. Kıza da bir daha elini kaldırma. Hiç kaldırır mıyım? Nasıl oldu ben de anlayamadım. Hadi o zaman. Kendine iyi bak. Yaramazlık yapma. İstanbul'da görüşürüz. Tamam. Hı? Hasat Bey, yakıyoruz ortalığı bakıyorum. Yok oğlum, est öylesine. Hadi canım, kız meselesi değil mi? Bırak zevzekliği de ne söyleyeceksen söyle bakalım. Ya acil bir yere gitmem gerekiyor, atsana beni. Hadi abi ya, hatun bekliyor. Maalesef paşanın çaresine bakacaksın koçum. Senin hatun bekler ama benimki beklemez. Ha, belliydi zaten işin içinde bir hatun olduğu. Yok oğlum, öyle demek istemedim. Seradaki işleri hallettikten sonra bir arkadaşa artıkları götüreceğim. Bu kereğini unutmayacağım abi. Taksiciye anlat derdini. Efendim? Abi, senin arabaya saldıranlar Seyfi'nin adamlarıymış. Ne? Emin misin? Abi, sana yalan söyleyecek halim yok ya. Tamam, anlaşıldı. Geri dön, Seyfi'ye gidiyoruz. Seyfi'ye mi? Evet, kamyona saldıranlar Seyfi'nin adamlarıymış. Nerede kaldın? Yarım saattir seni bekliyorum. Bomba gibi haberlerim var abi. Deniz Hanım otelden ayrılmış. Ne? Ayrılmış mı? Hı hı. Nereye gitmiş peki? Kimse bilmiyor ama öğreniriz. Bulmak için ne gerekiyorsa yap. Tamam abi. Kim o? Benim Hasat. Arasaydın ben aşağı inerdim. O da biraz dağınık ama gel. Gel içeri. Gel otur şöyle. Dün gece gelecektim ama tam çıkarken babam geldi. Morali çok bozuktu. Kovulan benim. Niye morali bozuluyor? Ben babamı iyi tanırım. Durup dururken böyle bir şey yapmaz. Hadi be. Hepiniz aynısınız. Bir gün öyle, bir gün böyle. Babam seninle konuşmadan önce anormal bir şey oldu mu otelde? Ne gibi? Ne bileyim. İşlerde bir problem falan. Vallahi problem sizde. Bende değil. Peki dün babamı ziyarete gelen oldu mu? Ben nereden bileyim? Babanın bekçisi miyim? Git ona sor. Her neyse. Ben gideyim artık. Ama merak etme. Bu işin aslını ne yapıp edip öğreneceğim. Peki. Sen ne yapacaksın? Her zaman ne yaptıysam onu. Kendi başımın çaresine bakacağım. Peki. Görüşürüz. Bu Demircan denen herif silme salak abi. Kız gözünü kör etmiş. Hani bir taşla iki kuş vurabiliriz diyorum. Rasim, Rasim. Yine acele karar veriyorsun. Kaç gün oldu bu herifi tanıyalı? Ne kaybederiz ki abi? Hmm.
niye o zaman? Önce herifi içimize şöyle bir çekelim, güzelce yoğuralım. Öyle mayası bozuklardan seni iyi anlarsın Rasim. Yine de sen pek ortalıklarda görünme. Tamam mı Rasim? Sen hiç merak etme abi. Demircan'ı bana bırak. Ne iş var bu herifin burada? Kim abi? Ne oluyor abi? Haydar değil mi abi? Bizi yalnız bırakın. Gerek yok Seyfi. Bizim kimseden gizlimiz saklımız yok. Gizli işler çeviren sensin. Lafını bil de konuş Haydar. Bizim ağzımızdan söz çıkmadan önce ölçüsü de ayarı da biçilir. Altından kalkamayacağın lafları bir tek sen edersin. Hiç değişmeyeceksin değil mi? Yıllar seni asla değiştiremeyecek. Yedisinde neyse, yetmişinde de olur insan. İnsan gelişir, değişir. Gerçi sen de değişiyorsun. Gitgide daha da hayvanlaşıyorsun. Haydar! Sincap, büyüdüğünde mankenleri mi seyrediyorsun? Yok be hala, nereden çıkardın? Öylesine sap yaparken denk geldin. Odasında mı bunlar hala? Esra yengem dışarı çıktı. Yiğit abim de odasında. Ben bir bakayım şuna. Tamam. Bir adam sakalla, hayayla erkek olsaydı, keçinin de sakalı var, tüyü var. Laf ağzında eveleyip geveleme. Hatırlıyor musun? 20 yıl önce karı gibi bizi sattığında sana bir laf etmiştim. Erkek adam namusu ve şerefiyle yaşar. Öbür tarafa da bu ikisini götürür demiştim. Sense gitgide daha şerefsiz biri olup çıktın. Uzun etme. Ne söyleyeceksen söyle. Bir daha seni ya da adamlarını, bizim kamyonların, seraların, bizim otelin civarında görecek olursam, bir daha herhangi bir kara aslana şu ayıların postu kadar yaklaşırsan, 20 yıl önce yapmam gerekeni gözümü kırpmadan yaparım. Ne yapacaksın? Canımı mı alacaksın? Canını mı? Bir insanın yaşamından daha değerli bir şey yoksa, o insanın yaşamının da değeri yoktur. Sahip olduğun her şeyi alırım elinden. Sahip olduğum en önemli şeyi aldın zaten. Bak, bir daha söylüyorum. Bilhassa Dilan olmak üzere, herhangi bir kara aslanın yakınında görürsem... Ne olur görürsem? Güzelim, canım benim, bir tane. Sen bekle. Canım, güzel kızım. Biliyor musun, senin en çok bu halini seviyorum. Oo, hoş geldin bu arada. Bu kadar yolu bunu söylemek için gelmedin herhalde. Hayır.
Seni yemeğe davet etmek için geldim. Yemeğe? Telefonda söyleyemez miydin? Aa, ne melasın, telefonu açmazsın falan. Bu kadar çabaya bir yemeği hak ettin sanırım. Güzel. Bu akşam alırım seni. Gerek yok. Sen yeri söyle, ben gelirim. Daha olmaz. Sürprizin tadı kaçar o zaman. Biliyor musun? Delisin sen. Oh be. Beni anlayan birini buldum sonunda. Unutma. Bu akşam sakın bir yere kaybı... Ayıp oluyor ama. Gülme. Delilere gülünmez. Dilan'ı üzmene bir daha asla izin vermem. Haydar. Dilan'ı asıl üzen sensin. Onu yaşayan bir ölüye çevirdin. Seyfi. Bir daha Dilan'ın adını asla ağzına alma. Atlarınız için şahane yiyecekler getirdim. Hepsi birinci sınıf. Harikulade çiçek yaprakları. Demek ziyafet var ha? Atlarımın midesi bayram edecek. Nereye indireyim? Şubalyaların yanına koyabilirsek iyi olur. Olur ama bir şartla. Seradaki çiçeklerin hepsi yapraklarını koparıp sana getirdim diye boyun büktüler. Duyduğuma göre yapraklara imrenmişler. Demişler ki biz de gitmek istiyoruz. E tabii bütün serayı buraya taşıyamayacağıma göre ben de seni seraya götürmeye karar verdim. Bugün Deliler Bayramı olsa gerek. Onu bilmem ama gelirsen seram gerçekten bayram edecek. Tamam olur ama akşam bir işim var. Çok mu önemli? Yok. Bir arkadaşımla yemek yiyeceğim. Tamam, sorun yok işte. Ben de zaten ayarlayabilirsen gün batımında gel diyecektim. Neden? Çiçeklerim öyle istedi. Tamam. Olur. Bu kadar baskıya kim dayanabilir ki? Adı neydi senin seranın? Hasat seracılık. Serana kendi ismini mi verdin? Tam tersine. Ben ismimi seramızdan almışım. Sera benden daha yaşlı. Anladım. Anladım ama anlatamıyorum galiba. Kardeşim, ben o paraya bırak internet sitesini komple site yaptırırım. Tamam? Anlaşıldı, anlaşıldı. Bu böyle olmayacak. Sen en iyisi patronu ver, hadi. Oo, çok güzel. Patron sen misin? Şaka mı bu? Senin yaşın kaç? Oo, ne güzel, ne güzel. Yok Deniz Hanım, ayrıldı. Bana bak. Ben bu parayı ödemem. Tamam, o zaman mahkemeye ver. Ne oldu, bir şey mi var? Şey, ben... Evet, sen? Size bir şey soracağım. Sor. Deniz Hanım'ı neden kovdunuz?
Ben mi kovmuşum? Siz değil ama babanız. Natalya, bence sen bunu Deniz Hanım'a sor. Eğer onu babam kovduysa muhakkak haklı bir nedeni vardır. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsunuz? Demek acımasız mı? Ne güzel. Bir bu eksikti. Tamam, hepsini unutun. Sizin hakkınıza yanılmışım. Sağ ol. Afiyet olsun. Pardon. Haberler iyi Seyfi Bey. Öyle mi? Senet bizde. Nasıl gidiyor işler? İyi, hem de gayet iyi. Deniz Hanım'ın yerine birini bulmak lazım. Dur baba, daha dün bir bugün iki. Hem Deniz Hanım olmadan da işler gayet iyi yürüyor. Konuk evini boşalttı mı peki? Dün gece otelden ayrılmış. Ne demek ayrılmış? Çıkışını yapmadınız mı? Muhasebeye uğramadan çekip gitmiş. Ne demek çekip gitmiş? Bulup hemen parasını vermek lazım. Vermeyi bilmeyen daha fazlasını istememeli. İyi de baba, biz Deniz Hanım'ın parasını gasp etmiyoruz ki zaten. Ben Haydar Karaaslan, haybeye adam çalıştırıyor dedirtmem. Merak etme baba, banka hesabı var. Oraya yatırırız parasını. Kendisini bulmaya gerek var mı sence? Neyse, sen en iyisi söylediğin gibi yap. Yeni gelen grup bizim için çok çok önemli. Onlara çok özel bir eğlence hazırlamanızı istiyorum. Hiç merak etmeyin Natalya Hanım. Size güveniyorum Fatih Bey. Teşekkür ederim. Hadi. Deniz Hanım nerede? Anlayamadım. Siz onu kovmadınız mı? Muhasebeden maaşını almamış. Her şeyin bir şeyi var. Deniz söz konusu oldu mu? Her şeyin bir şeyi yok Haydar Bey. O gelmez bir daha buraya. Gelmezmiş bir daha buraya. Tövbe tövbe. Halil Bey. Buyurun. Birazdan önemli bir misafirim gelecek. Şuralara bir çeki düzen verin. Çok dağılmışız. Olur Asad Bey. Kusura bakmayın. En yoğun teslimat dönemindeyiz. İşler çok yoğun. Buralarla ilgilenemedim. Ha. Halil Bey, unutmadan şu tabelayı da indirsene. Neden Asad Bey? Gelecek misafirimin soyadımı öğrenince fiyatı yükseltmesini istemem. Peki Asad Bey, nasıl isterseniz. Hoş geldin. Merhaba. Yolu kolay bulabildin mi? Kolay mı? Dalga mı geçiyorsun? Sen
Çiçekçilik kisvesi altında kaçakçılık falan mı yapıyorsun? Anlayamadım. Ben de anlayamadım. Yolda birilerine sordum. Bu civarda onlarca sera varmış. Bir tek hasat seracılığı duymamışlar. Diğerleri piyasaya çalışır. Ben sadece özel müşterilere iş yaparım. Pek fazla insan bilmez burayı. Güneş batmadan seraya dolaşmak ister misin? Olur. Gerçekten inanılmaz. Böyle muhteşem bir serayı nasıl olur da bilmezler? Akıl alır gibi değil. Kendini hiç bırakmıyorsun değil mi? Ne? Ne demek istedin? Her şeyin altında bir bit yeniği arıyorsun. Biri seni çok fena kırmış olmalı. Merak etme, seninle aynı taraftayız. Ben de herkese güvenmem. Çok güzeller. Sarı bana hep ayrılığı hatırlatır. Gel benimle o zaman. Tavlamak yanlış kelime. Etkilemek daha doğru olur. Senin için düşündüğün gibi bir şey hissetmiyorum. Sadece sende bir şey var. Garip bir şey. Neymiş o? Bilmiyorum. Sadece çiçeklerde olan bir şey. Belki kokun, belki teninin rengi, belki de güzelliği. Ama çiçeğin iyisi suya koyunca belli olur. Solmadan ne kadar dayanacağını önceden kimse bilemez. Açmadan solan çiçekleri. Ne haber Natalya? Ha yok, yemeğe iniyordum şimdi. Yok, hiç keyfim yok. Gel istersen beraber yiyelim. Tamam. Şeyi çok merak ediyorum ama doğruyu söyleyeceksin. Sor bakalım. Nasıl olur da Tuncay Karaaslan'ın arabası olmaz? Aslında ben küçüklüğümde arabalara çok düşkündüm. Yaşım ilerledikçe bu bir tutkuya, üniversitedeyken de hastalığa dönüştü. Yarışlara katılmaya başladım. Çok da iyiydim. Hep birinci oldum. Kimse beni geçemezdi. Para çok tabii. En iyi arabalar sende. Ayıp oluyor ama. Her neyse. Bir gün bir yarış sırasında çok büyük bir kaza yaptım. Hastaneye kaldırdılar, ölümden döndüm. Sonrasında yarışları bıraktım. Trafikte kullandığım arabamı da satıp Sefa ile bar açtım. Yine kendine göre bir uğraş bulmuşsun. Sorumluluk almaktan korkuyorsun bence. Zaten barın sorumluluğunu alan Sefa. Korkmak mı? Bak Nazlı. Bizim ailede kimin ne olacağına hep babam karar verir. Babam ne istediyse abilerim o işleri yaptı. Bir tek ben ona karşı çıktım.
Arabam benim her şeyim ama özgürlüğüm için onu da sattım. Şu anda bu yer benim için her şeyden daha kıymetli. Seni anlamaya çalışıyorum ama ne bileyim... Sanki yaşam senin için çok büyük bir oyun. Oysa ben yaşamı çok ciddiye alırım Tuncay. Buradan çıkınca benim bara gidiyoruz. Senin bara mı? Hayır. Seni abilerimle tanıştıracağım. Hayır yapma. Böyle bir şey yapma Tuncay. Efendim abicim? Ya abi diğerlerini de alıp bara gelsenize bu akşam. Hayırdır? Sizi biriyle tanıştıracağım. Aşık olduğun kızla mı lan yoksa? Ta kendisiyle. Ama herkesi ayarla. Hadi olmuş bil. İyi. Barda görüşürüz o zaman. Hadi bay bay. Tamamdır bu iş. Maalesef tamam değil. Benim bir arkadaşıma uğramam lazım. Olsun. Ben giderim, sen sonra gelirsin. Gelirsin, gelirsin. Ah canım. Alacağım. Çocuklar nerede? Fırat odasında ama diğerleri gelmedi henüz. Ha, çıkayım ben şunu bir odasına bakayım. Esra da birkaç gündür sabahın köründe çıkıyor. Gece geç saatte geliyor. Bir şey mi demek istiyorsun Nalı? Yo, ne diyeceğim. Sadece biraz endişeleniyorum. Esra yalvarsan evden dışarı adımını atmazdı. Ne oldu bu kızı anlamadım. Fena mı işte? Belki kendine bir uğraş bulmuştur. Bu işin altında bir bit yeniği var ama... Hadi hayırlısı. Sincap. Ne yapıyorsun oğlum bakayım? Hiç. İnternet geyiği. Can sıkıntısında birebir biliyorsun. Ya bırak oğlum şimdi sanal alemi. Yürü gidiyoruz. Ya abi nereye akşam akşam? Gerçek alemlere akmaya. Nasıl yani? O ne? Sen kullanıyorsun bu gece. Ya dalga geçme abi ya. Ciddi misin? Abi senin kafan taş mı düştü? Sincap, fikrimi değiştirmeden yürü gidiyoruz. Aslansın be abim be. Yürü be. Abilerin şahı. Ne oldu? Buldun mu? Henüz değil abi. Ama bulacağım. Telefonları da açmıyor. Ben de aradım. Tanımadığı numaraları da açmıyor abi. Abi, önemli bir mesele var. Bundan önemli ne olabilir ki? Bundan önemli değil ama... Bu arada konuşalım istedim abi. İyi, hadi. Bir abimiz var. Seyfi Gürsoy. Buraların zenginlerindendir. Haydar Karaaslan'ın hasmı abi. Aslında yıllar önce çok yakın dostlarmış. Ama sonra ne olduysa olmuş, düşman olmuşlar. Ama nedendir kimse bilmez abi. Her neyse, ona senden bahsettim. Gelsin tanışalım dedi. Önce bir araştırmam lazım. Merak etme abi, ben iyi tanırım. Sağlam adamdır söyleyeyim. Hem işimizi de kolaylaştırır abi. Oteldi, gemi derken namın hızla yürür gider Antalya'da. Tamam. Bakarız. Farkında mısın abi? Lobide hep aynı koltukta oturuyorsun. Öyle mi? Hiç farkında değilim. Merhaba abi. Merhaba. Ne o, kimse yok mu? Yalnız mısın? Yok abi.
çil yavrusu gibi dağıldı herkes. Aç mısın? Sana bir şeyler hazırlayayım mı? Yok, ben de çıkıyorum zaten. Necip, Seyfi'nin ekibine sokacak bir köstebek lazım. Ayarlarız Haydar Bey. Sağlam papuç olsun. Yarı tamam. Yolda su almasın. Emredersiniz Haydar Bey. Şahane. Sen de git bakalım. Aferin lan. İyi kullanıyormuşsun. Hala inanamıyorum ya. Süperdi. Hadi gir içeri. Ben şimdi park edip geliyorum. Tamam. Atlar kadar şanslısı yok bu dünyada. Oo, hoş geldin beyim. Arabanın sesini duymadım. Atlarla uğraşırken öyle bir dalıyorsun ki kopuyorsun bu dünyada. Yemek yer misin? Karnım aç değil. Rakın var mı? Olmaz mı beyim? Hemen kurarım şimdi sofrayı. Hoş geldin. Deniz, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Gel geç otur şöyle. Ne yersin? Ben makarna söyledim. Kebap var mı? İnanmıyorum ya. Kebapları götürüp duruyorsun, hala inceciksin. Ben Türk yemeklerini çok seviyorum. Kilo almasın, beni de seviyorum. Bakar mısınız? Buyurun efendim. Bir karışık kebap alabilir miyiz? Yanında içecek bir şey ister misiniz? Ayran. Başka bir şey var mıydı? Yok. Hemen geliyor efendim. Sen tam Türk olmuşsun ha. Otelde işler nasıl? Haydar Bey bugün seni sordu. Ne soruyorsunuz? Siz kovdunuz ya dedim. İyi demişsin. Sonra? Seni merak ediyorum. Merakı batsın. Erkekler böyledir. Önce yaparlar, sonra pişman olurlar. Ama son pişmanlık fayda etmez. İyi misin? Ben galiba kusacağım. Sofrasız rakı olur mu beyim? İçki içmeye binlerce dost bulunur ama bir dostunu da derd ortağı olarak sakla demiş Nizami. Senin gibi dostu yokmuş herhalde. Eyvallah. Eyvallah. Saatine beyim. Senin de saatine. Getir bakalım şu gülendamı. Emret. Hemen.
Geçen gün Deniz Hanım'a çaldığın türkü vardı ya, onu çalar mısın bana? Hayat başka bir şey, ömür başka bir şey Deniz Hanım. Ömür kundakla musalla arasında geçen zaman. Hayat... İnsanın o zaman içinde ne yaptı? İnsanın yanılgısı da, üzüntüsü de, mutluluğu da orada. Saygılar abi. Deniz Hanım'ı buldum. Alp Paşa konağında kalıyormuş. Güzel. Söyle bakalım. Nerede bu konak? Yakın sayılır abi. Götürürüm seni. Gerek yok. Ben bulurum. Abi, bu Seyfi meselesi ne olacak? Bakacağız dedim ya. Hele şu işi bir halledelim. Sonra. Allah'ım ya. Nasıl olmuşum? Onlum. Babamı Antalyaspor'un başkanı yapmak Tuncay istiyorlar. Abi. Yani bir oyun. Senin sakalın bar var ya. Ha. Bir gün giderken beni de götürsene oraya. Ne oldu lan? Ne oldu patron bozuntusu? Beni beklemiyor muydun? Söylemiştim size ödleyin tekidir diye. Kim lan bu it? Geçen gece tartışmıştık. Sen kime çattığının farkında mısın birader? Ne demek lan? Sus! Kaptana ya! Baksana! Thank you.
abi, dikkat! Dur lan! Dur! İyi bak ona. Adı Tuncay Karaaslan. Benim kardeşim olur. Hadi geçmiş olsun. Karaaslan? Acıyor mu? Hayır abi, acımıyor. Aferin sana. Sincap, buz ister misin?